Allah'a emanet olun.
Köy hayatı sevenler kanalından hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı VVM'ye ile yeniden karşınızdayız. Bugün güzel bir değişiklik yapmak istedik. Hem bu güzel köy hayatını hem de köyde belki daha önce yapılmayan değişiklik, sosyete gibi derler ya, ıslak hamburger yapmak istedik. Bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Bugün yine köy hayatında hava rüzgarlı olsa da, hafif bir serinlik olsa da hava derecesi yine 20 derecenin üzerinde. Gerçekten güzel bir hava var. Şimdi yavaş yavaş hamburgerimize doğru geçelim. Bu ıslak hamburger değil mi anne? Yani köyde bile ıslak hamburger. Köy usulü ıslak hamburger bu. Evet. Şimdi ekmekleri değil mi var? Ekmeklerini yapacak. Hamurun içine ne koydun? İçine sadece biraz zeytinyağı. He. Tuz, maya. Tavuklar yine marala gitti. Bir tat yiyorlar hayvanlar. Marulu yediler, marulu bitirdiler. Bir şey bırakmadılar zaten. Ben İstanbul'dayken ıslak hamburgeri çok severdim. Evet. Anneme söyleyeyim şimdi köyde belki dersiniz ki ne alaka köy gibi bir yerde ıslak hamburger diye. Ben çok severdim. Geçen gün anneme bahsettim dedim böyle böyle. Onu da yaparız dedi. Dedim bari onu da yapmışken de hem kendimiz için hem de video paylaşırız sizlerle. Değişiklik olması için. Yani anneme söyledim. Anne o kadar da şeyde zorluğu yoktu. Yok. Basit yani. Hamburger basit değil. Bu sütü sürmemizin sebebi de yumuşak kalsın diye. Bunu fırına atacak şimdi. Üzerine bunu susam falan atmıyor. Yok. He. Şimdi bu fırına atılsın. Biz şeyine. Zaten sostan atsak da böyle gitmeyecek. Hazırlayayım. He sosunu. He. O sosu olmazsa ıslak hamburger olmaz. He. Şöyle videolarımda ise bazen sizden gelen yorumlarda yine kuş sesleri güzel. En çok sevdiğimiz videonun başlarında ve videonun ortalarında kuş seslerine bayılıyoruz demişsiniz. Bahçedeki yeşilliğe falan bayılıyoruz demişsiniz. Her videoda bizlere o kuş seslerini ve o güzel bahçedeki doğa görüntüsünü paylaş demişsiniz. Ben de elimden geldiğince de hem yemek yaparken hem yemek aralarında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir ablamız da benim evde kuş var demiş, muhabbet kuşu var. Senin videonu açtığım zaman kuş seslerinden benim muhabbet kuşum deliye dönüyordu, bana bağırmaya başlıyor demiş. O da güzel. Elimden geldiğince de bu görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi turplarımız yerleri şeylerini kopardık. Geçenki videomda paylaştım sizlere. Bahçemizi de sürdük gördüğünüz gibi. Domates, biber ekimi olacak. Onlar ise ilerleyen günlerde olacak. O ekimde de ekim zamanı da sizlerle paylaşacağız. Benim dediğim şöyle buradan şuradan itibaren gideceğiz inşallah. Ve bu arada annemin evine ben yukarıya asma tavan yaptığım zaman anneme dedim ki annem senin eve de sen led ışık istemiyorsun ama istersen dedim böyle köpük oluyor ya,
topik gibi, onun gibi bir şey yapalım dedim kendisine. Annem yine istemedi ama yine yaptırmayı ben düşünüyorum. Sizlere de şimdi içeriden bir ufak bir çekim yapacağım. Sizlerin de fikrini almak istiyorum. Annem istemedi ama sizler ne dersiniz? Yapsam nasıl olur? Şöyle içeriye doğru mistimiz de uyuyor bu arada. Mistinin tam uyku zamanı. Zaten biz ne zaman yemek yapsak uyku zamanı oluyor. Şöyle bir köpük yaptık. Şöyle tam detaylı sizlere paylaşayım. Şöyle köpük yaptım ortaya. Yani sadece böyle bir şey olsun dedi ama ben öyle bir şey değil de şuralara, kenarlara böyle perdelik gibi, şu perdenin önüne doğru perdelik gibi bir şey yaptırmak istedim anneme de. Annem şu an bile hala yok diyor ama ben yaptıracağım. İnşallah Allah izin verirse yaptıracağım. Aynı şekilde diğer odalar da aynı. Bu odaya da aynı şekilde. Köpük kenarları da. Yani hiç istemese bile ben iki odasını, bu misafir odasıyla iki odasını yaptırmayı düşünüyorum. Sizce nasıl durur? Bence güzel durur çünkü bu desen ortadaysa kenarları da ondan yaptırırsam bence güzel durur diye düşünüyorum. Misti Paşa da uyuyor. İnşallah. Elimden geldiğince de yorumlarda demişsiniz ya, kendi evini yapıyorsan annenin evini hiç yapmıyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben elimden geldiğince ne kadar yapıyorsam anneme de fazlasını her zaman yapmak isterim. Kendi istediği sürece ben kendi evimin yapımını durdururum, anneme yaparım. Öyle bir şey yoktur. Anne! Bu dediğim gibi şeyi mutfağa olmaz ama. O dedim ya, kenarlara böyle led. Bu ne? Şey, led değil de karton piyer mi? Köpük karton yapıyorlar ya. Karton piyer, perdelik. Ben ondan dedim. Yani istemeyin diye güzel durur. Yok, şimdi ben inşaattan bıktım artık. İstemiyorum. Zor zor. Vallahi yap bitmiyor. Yap bitmiyor. Ama ben sadece öyle köpük gibi bir şeydir ki o. Ama sadece o köpük yapıyor. Annem her zaman sadeden yana olduğu ben için. Tercih etmiyor. Bu mutfağı olmaz zaten de mutfağı olmaz. Ama oturma odası da olsa yine iyi. Güzel bir görüntü verir. Köpükle beraber güzel görüntü verir. Bu ıslak hamburgerin sosu mu? Sosu. Domatesi pişireceğim. Sonra şeyden geçireceğim biraz. İyice ne sulu olacak ki. Kaç tane domates var? 4 tane domates var. İçine ne koydun? Biraz pul biber, tuz, karabiber. Başka bir şey yok. Biraz zeytinyağı. Bu ekmekler olduktan sonra ekmeği içine bandırıyor. Ortadan keseceğim. Sonra içine bandıracağım böyle. Ekmeğe yarı yarı. Ondan sonra şimdi etini de yapıp biraz dinlensin bunlar pişene kadar. Bu piştikten sonra etini de yapacağım. Bu iyice erimesi mi lazım? Bu biraz pişsin, şeyden geçireceğim ama. Neyden? Biraz sulu olsun diye. Blender'dan. Blender'dan geçireceğim. Yani bunun çünkü. Bunu sadece dediği gibi ıslak olsun diye. Sos haline bu şimdi gelsin. Biz şeyi... O zaman başka bir şey katmıyor. Sadece bu. Maydanoz da katacağım biraz. Ama şeyi sadece fazla katmıyorum. Ya zevke göre isteyen koyar, isteyen koymaz. İsteyen sade de yapıyor ama lezzet olmuyor. İçinde biraz baharatla yeşil maydanoz. İki dal samırsak, yeşil samırsak güzel oluyor. O biraz dinlenmeye bırakacaksın değil mi sonra anne? Ve o şekilde hazır oldu, dinlenmeye bekleyecek. Ama ne kadar dediğim gibi annem yok dese de ben... Şimdi annem biraz yoruldu. İnşaattan dolayı hepimiz yorulduk. Zor yap şunu yaptık bunu yaptık. İşçiler geldi şöyle oldu böyle oldu derken yani gerçekten kolay değil, çok zor. Çok yorulduk. Ondan dolayı da annem diyor yeter artık yani, orası bitti mi? Bitsin, ondan sonra da şey yapmayalım diyor, kalsın. Yani fazla şey yapmayalım. Onu yaptık, şimdi
Diyor ki içeriye gelecekler, içeriği yeniden yapacaklar. İçeri yine kirlenecek. Allak bullak olacak falan diyor. Hiç gerek yok diyor. Ama biraz annemin kafası dinlensin, ondan sonra inşallah yaptıracağım. Bu konuyla da fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce nasıl olur? Güzel olur mu? Bizce düşündüğümüze göre, kendi düşünceme göre, eşimin de düşüncesine göre bence çok güzel olur, değişiklik olur. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Her şey hazırlanmaya başladı. Hamurlar çıktı mı? Hamurlar da çıktı. Birazcık sıcaklığı çıksın. Altı da aynı. O tavanı yapan ne evin içinde? Sonra bu dolaplara da sök hepsini. Hı. Yeni dolap koy buraya. Hı. Bu dolaplar neydi? Dandik bu dolaplar. Olabilir. Sen de dolap ya. Benim dolaplarım da kalsın. Hangisi kim daha güzel? Kimdeki ses çürüyücü. Bu dolaplar eski. Eski daha güzel. Eski dolaplar daha güzel. Evet. Soğusun biraz. Yok, içine bakacağım. Pişti mi? Yok, pişmiş. Bak. Pişmiş valla. Biraz şeysin, buharı iyice gitsin. Tabii bunlar biraz soğusun. Soğuduktan sonra şey yapacağım. Hem keseceğim hem şeye. Ben sıfırla tutayım. Daha iyi. Ya Senem Sultan'dan hamburger yapımı bile. Ya. Normalde annem yapmaz ama biz de imkanımız istiyor. Öyle. Ha, köy yerinde. İnsan isterse her şey yapar. Uzun zamandır da hiç yemedik. Ben haftalarını gidiyorum. Buraya gelince bayağı oldu. Ne kadar çekmişler de çok güzel oldu ya. Ya şişti. Eski değil. Sıcak ama ha. Demek ki biz şimdi de yapabiliriz. Ramazan pidesi. Ha, Ramazan pidesi yapacak annem inşallah zaten. Ramazan pidesi yapacağım. Aynen. Hadi soğusun ki şeye sosa batıracağım. Sıcak olursa hamurlaşır. Patates de mi yani? Patates de yanına. Patatesi fazla yapsaydın Mustafa da yedin. Yapar mıyım? Şimdi bunlar. Mustafa bugün patatesli yumurta gördü. Anne diyor çok güzel diyor, televizyonda gördü. Burada da etimizi pişireceğiz. Küçükler mi anne? Hı? Küçükler mi o? Yok, bir tane pişirdim zaten, fazla değil. Tabii ki. Yanmasın diye böyle koyuyor. İyice kızarana kadar bırakırdım. Ya köy usulü ıslak hamburger. Aynen. Bakın. Daha aşaması var değil mi? Ondan sonra daha kaşarla beraber. Kaşar koydum. En sonunda hem güzel görüntü var hem de güzel bir tat var. Üstüne sonradan kalan da böyle koyabiliyorsun. Hem tutmuyor ya üstü bile. Anne şey bir etlere bak şöyle. Niye hazırlandı şimdi? Yok şimdi sadece şey yapacağım da. Koyayım mı bunları?
ve kenarları. Bunları oraya atın da. Orada eriyecek mi o? Ya. Yok, buhar mı var? Hı. Onda buhar mı var? Buhar var, her su kaynıyor. Altta bu mu var? Hı hı. Su kaynıyor. Başka bir daha eritecek o. Hı hı. Biraz daha çeksin. Kolay mı ya? Anne onun suyu sanki azaldı ha. Tabii geçiyor. Ha, şimdi onu koyduğunuz zaman tam ıslak olur. Şey olduğu zaman onun çok hamurlaşır sonra. He. Kapatayım da. Gel gel getir bir kapat. Tepsi ha bunu kapat. Zaten bunlar ikisi kalsa ya. Bunu bunu. Hangisi? Bunu. Olur mu? Şeylerini koy da önce. Etleri koy onları. Dur bir dakika biraz daha bakalım. Bari bir dakika. Normalde kaşarlar, yuvarlak kaşar var ya. He. Onun gibi olsaydı tamam, direkt koyardın üstüne. Kaşar da... getirdim. Bana söyleseydin ben yuvarlak getirirdim tamam, kaşarı. Tamam kestim. Ben kesince böyle oldu. Bak etmez yine aynı şey. Doğru. Ben önce kestim, şeyli, sucuklu yaptım. Koy koy yeter. Pişti mi? Tam piştikten sonra aslında kapak fotoğrafında var şu anda mesela arkadaşlar görebilirsiniz kapak fotoğrafında böyle etrafı ledli olarak. Aslında öyle yapmak istedim ben en başına anneme de. Annem bunu kabul etmiyor. Onu nasıl kabul edecek? İnşallah yaparız. Zamanla inşallah onu da yaparız. Şimdi böyle. Şu an video izliyorsanız şöyle aşağı doğru indirirseniz ekranı kapak fotoğrafını kapak direkt göreceksiniz. Onlar... Kapak fotoğrafındaki led gibi böyle etrafı çok güzel. Eve gider tek oda zaten. İnşallah. Ne kadar istemese de yaparız zamanla. Şöyle ben kapıyı açık bıraktım da çok soğuk olmasın ha. İçeride soğuk şey kömür. Soba kokusu var. Şey, kömür kokusu var. Kömür kokusu vardı. Sen yine de bir bak. Kömür kokusu var mı? Bunu da koyayım ya. Misli yatıyor. Kaç tane? Kaşar bitti mi? 6 tane var. Kaşar bitti mi? He he. Sonları. Anne onları da aç içine koyayım. Tamam. Eğer varsa yok, şeysiz. Koyacağım işte. He, koy. Eğer kalmadıysa kaşarsız yapın. Yok kaşar tamam. Üçüne de. Koy buraya da koy. He. Tamam. Başka? Tamam. Kaç tane toplam var niye? 6 tane. He. Onlar iyicene pişsin sonra bunları atacak buraya. Heh, oraya at. Oraya kapattın mı? Hı-hı. Kaynasın bile kaynayınca. Yerini de buraya koysana. Ne ya? Sağda solda ne varsa. Hı-hı. Koydum ya. Kanalları yiyorum. Anne bunu su koysun. Dur. Var mı koku içeride? Yok. Şimdi hamburgerlerimiz buharı iyice yedikten sonra da iyice yumuşak oldu. Bak bak bak. Kaşarı. Hmm. Böyle yumuşak olacak. Evet. Ya normalde içine domates de marul da falan konuyor ama ben tercih etmedim. Yok bu ıslak dışarıda patatesi de marul da dışarıda.
Bu ıslak şey olduğu için bunlar böyle oluyor. Ama o birinde marul. Yok bazen şey de koyuyorlar. Yine ıslak hamburgere de domates de koyuyorlar da. He. Domatessiz daha güzel. Ama sos koyacağım üstüne. Hı. Normal sos yapacağım. Sen yine mi sos dökeceğim bunun üzerine? He, üstüne biraz sos dökeceğim ha. He. Bak şeyi söndü. Ekmekler ilk başta çıktığında hafif gevrekti ya. Hmm. Bak şimdi hemen o buharda nasıl yumuşatılır? Aynen. Yok güzel görünüyor, güzel oldu. Bunun yanında ise benim tercihim gazoz. Gazoz da var. Ha, gazoz getir. Verir mi? Yok yok. Ama tam bitsin hep beraber yeriz. He, onu da bitireyim hepsini. He. Ve yine sosunu da bundan ayrı bir sos daha yapıyoruz. Yine aynı o içine de koyduğumuz sosun aynısı. Dışına da koyabiliyoruz. Biz az geldi diye bir daha yaptık. Çıkarayım mı? Ne bakın? İyi canlı olmuş olmuş. Şey oldu ya, ateş hızlandı ya. Bak, çıkarıyorum bundan. Bunu da yanına mı koyayım? Getir. Var, bitiyor. İkisini yanına koyayım. Hayır, hayır, bir şey yapma, kalsın. Kalsın mı koyalım mı? Koyun yanına, ne farkı mısın? Dur, dur. Bunları koyayım. Koy üstüne. Nasıl olsun olur, şey yapayım. Tamam. Koy sosun üstüne. Bunu doyurucu. Yani. Bayağı bir doyurur. Aynen. Evet, yeter de maşallah biraz daha iri. Hı hı. Şimdi rahat 6-7 kişilik. Doğru. Biz mesela gittiğimizde yemeğe bir tane bunun gibi yiyorduk. Yanında patates, bir de ketçap falan. Ya isteyen evde pratik. Mesela çocuklar okuldan geliyor. Hemen yapıp da. Zaten özellikle de çocuklar tam için. Tam doyurucu yani. Onu geçtim. Ben çok böyle meşakkatli sanırım ama basitmiş ya. Çok basit. Evet. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ıslak hamburgerimiz aynen bu şekilde hazır. Bir köy hayatı videosunun ve öğle yemeği videosunun burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.